Neyse gençler arkadaşımızı tebrik ediyoruz. O zaman al bakalım senin şansına küçük kardeş al. Gördün mü senin şansın iyiymiş. Al bir tane senin için açayım ha. Allah. Allah kaç. Kaçın lan. Sen kaç. Ölme sakın. Ka evet güzel gençler hepiniz hoş geldiniz. Yine sizden gelen o mükemmel modlarla birlikteyiz. Allah'ım ya Rabbim elinize kolunuza sağlık. Her seferinde bunu belirtiyorum ama sıkılmayacağım bunu söylemekten. Çünkü siz bana kendiniz mod yapıyorsunuz, atıyorsunuz. Ulan mod yapıyorsunuz. Farkındasınız değil mi bunun? Siz mod yapıyorsunuz. Bak tekrar söylüyorum siz. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Sizin yapmış olduğunuz güzel modlar, özellikle güzel fikirle yapılmış en basit modlar bile biliyorsunuz benim çok ilgimi çekiyor. Hani modun inanılmaz süper güzel olmasına gerek yok. Sadece fikir güzel olsun benim için yeterli. Ama her bölümde uyarısını yaptığımız gibi arkadaşlar cevherden kılıç yapımı, set yapımı hani sadece bunu yapıp atmayın. Farklı farklı fikirlerinizi bekliyorum. Mesela geçenlerde biri ostruk modu yaptı attı. Hani gerçekten çok yaratıcıydı. Tek tuşa basmakta modun başka bir e, fonksiyonu yoktu yani. Hatta mod işe bile yaramıyordu. Sadece tek yaptığı şey basınca Ostruuk'tan. O yüzden ufak şeylerde de mutlu olabileceğimi söylüyorum arkadaşlar. Buradan kulağınıza küpe olsun. Ama tabii ki siz yine istediğinizi yapın atın. Sıranız gelirse şanslı çıkarsanız veya e, buraya çıkacaksınız ki. Bilmeyenler için tekrar hatırlatayım bir tane mod modumuzu sıradan gidiyoruz. Kalan diğer modlarımızı her bölümde kura ile çekiyoruz. Yani atıyorum bir sayı seçiyorum o generator'dan. Oradan atıyorum 800 çıkarsa tam 800. geliyorum buraya koyuyorum. Ha bazen aksilikler oluyor. Tekrar çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü atan kişi ne linki atabilmiş, ne ismini yazabilmiş, ne ulaşabileceğim bir link koymuş bir yer koymuş. O yüzden 3. 4. bir tarihli alıyorum, arıyorum mesela. Ama neyse gençler çok uzattık. Hemen o zaman E'ye tıklayalım ve modlarımızın kategorisini göremeyelim. Çünkü modlarımızın hiçbirinin kategorisi yok. <laughs> Olsun yani kategori olmayan mod kötüdür diye bir şey yok arkadaşlar. Belki kategorisi olmayan mod kategorisi olandan bile güzel olabilir. Sıkıntı yok bunda. O zaman biz de şuraya geliyoruz arkadaşlar. Tüm itemlerimizi görüntülediğimiz yere ve aşağı doğru iniyoruz. iniyoruz, 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 iniyoruz. Hadi oğlum mod yok mu? Ha evet geldik. Şimdi birbirinden farklı lucky bloklar görüyorsunuz bak. Bu lucky bloğun klasiği. Bu lucky bloğun mavi hali. Bu daha açık mavi, turkuaz, çiyan hali. Bu red hali. Bu dark green hali yani koyu yeşil hali. Bu açık yeşil hali. Bu gri, bu pembe, bu mor. Şu siyah, şu beyaz, şu da sarı ama sarı zaten bununla aynı değil mi? Yok değil. Herhalde farklı. Neyse gençler böyle bakın birbirinden farklı, birbirinden tatlı lucky bloklarımız var. Bunu kim yapmış? Metehan adlı arkadaşımız yapmış fakat soyadımı vermeyeceğim demiş. Evet soyadını Metehan ne yapacağız oğlum biz senin soyadını ver lan ne olacak Allah'ım <laughs> sanki soyadını alıp TC'nin MC'nin üstüne şirket kuracağız bir şey yapacağız sanki ya. Evet böyle birbirinden farklı rakip bloklar yapmış arkadaşımız bize ne demiş bakalım. Modum renkli şans blokları modudur. Modum İngilizce çünkü şöyle söyleyeceğim ne Batuhan Çelik abi sana çok teşekkür ediyorum. Bizlere mod yapmayı öğrettiğin için. <laughs> oğlum benim işim artma. Beni şımartma bak şimdi. Yani şuradaki üçe öğretmişiz yani bunu. Ya, ya lan. Hadi lan oradan. Sağ ol güzel düşüncelerin için Metancım. Şimdi o zaman bakalım bunların içinde ne varmış. Allah belanı. Oha. Oha patlama bu kadar büyük konur mu metan yuh metan neyse adı üstüne lucky block her şey çıkabilir yani bundan arkadaşlar hazırlıklı olmamız lazım bizim hatamız o yüzden mavi koyuyoruz tak diyoruz ve güzel bir önceki kötü şanstı bu iyi şans bu arada arkadaşlar anam 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 kaç 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 da gerçi niye kaçıyorum game moddayım abi. mal mıyım <laughs> şöyle söyleyeyim arkadaşlar sanırım e, bu lucky blockların hepsinde aynı şans var ya aaa Aa güzel bir loot çıktı güzel öbürü neydi çıkan şey bak eltra çıktı ee, havai fişek çıktı trident kazma diamond Block ender pearl tahta ve bir tane merdiven bloğu çıktı arkadaşlar güzel güzel evet sanırım bütün lucky bloklar birbiriyle aynı arkadaşlar bu arada bazen boş çıkıyor bunu e, evet bende de oluyordu ama bende daha az oluyordu mesela çünkü Sanırım arkadaşımız çok az şey eklemiş oyuna ve burada büyük bir değişken koymuş. Yani bayağı hani 1 ile 10 arasında koymuş mesela atıyorum. Ama hepsini dolduramamış. Evet bazen boş çıkabilir hani bir tane falan ama hani 3 tane falan üste çıktığında gerçekten hoş olmuyor. Bunun da önüne geçmek için aslında bunlardan tek yapışta Tamam güzel yapmış aferin güzel güzel helal olsun. Yani bir yapılışta 8 tane vermesi gerçekten güzel çünkü bunu yapmak... Oğlum bunu yapmak niye bu kadar pahalı oha çok pahalı olmuş bu şey metan baya pahalı olmuş. Çünkü bütün hepsi birbiriyle oha bu ne? Ama bunu yapınca biraz daha fazla veriyor 10 tane veriyor. Şimdi ara sıra 1-2 tane boş çıkıyor hani onun yüzünden... Bu sayı bence biraz daha yükseğe çıkmalı. Yani bu yapılış bence bize bir 30 tane vermeli bundan ya. Neyse ama gerçekten eline konulan sağlık. Bak hepsinin yapılışıyla ayrı ayrı uğraşmış. E sanırım ortasına hep aynı şeyi koyuyoruz. Bakın, smooth quartz koyuyoruz arkadaşlar. Onun dışında etrafındakiler değişiyor. Rengine göre, biçimine göre etrafındakiler değişiyor. Bazılarında 7 tane veriyor, bazılarında 10 tane veriyor, Bazısına 8 tane veriyor. Bunu ayarlamış kafasına göre arkadaşımız. Mesela siyah var. Siyah'tan ben iyi bir şans çıkacağını sanmıyorum ya. Bir dakika, Siyahı şöyle bir koyacağım. Yani ben benim dediğim hep ters çıkar zaten. İyi şans çıkmaz dedim. Bak 10 numara şey çıktı. Bir daha koyalım. Bak mesela boş çıktı gördün mü? Bir daha koyalım. Bak bu sefer mesela loot çıktı içinden. Yalnız siyahta hiç kötü şey çıkmadı. Farkında <laughs> mısınız? Allah <laughs> tövbe estağfurullah. Ya. Neyse gençler arkadaşımızı tebrik ediyoruz. O zaman al bakalım senin şansına küçük kardeş al. Gördün mü senin şansın iyiymiş. Al bir tane senin için açayım ha. Allah. Allah kaç. Kaçın lan. Sen kaç. Ölme sakın. Kaç. Kurtardım. Kurtardım. Evet sıradaki modumuz Ahmet Batuhan Közkü tarafından gelmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz şimdiden ve modu gerçekten açıklama olarak bayağı bir uzun. Bakalım uğraşmış etmiş eşyaları da bakın böyle. Presser var, ee, Sieve var ve Super Furnace var. Bakın Furnace ters mi koyduk? Evet ters koyduk. Furnace güzel, Sieve güzel, ee, presser da güzel. Gerçekten yani modellemeleri olsun, tekçüller olsun. Çok beğendim. Kendine mi ait? Evet kendisine ait olduğunu söylemiş. Super Furnace'ı direkt ee, MC Creator'dan, programdan Tekşürünü yapmış zaten. Klasik bir blok. Bunları da blok modellemiş. Kendisini tebrik ediyoruz. O zaman Presser'dan başlayalım arkadaşlar. Presser'ın içine girdiğimizde bakın bizi böyle bir presleme ekranı karşılıyor. Buraya direkt kömürümüzü koyup prese tıklarsak bize Diamond Nugget olarak geri dönüyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Ha, burada bir hata var. Çünkü şöyle bir hata var. Birer birer geliyor. Hani burayı e, stoklayamıyoruz. Koyacaksın, alacaksın yapacaksın, alacaksın, yapacaksın, alacaksın şeklinde yapabiliyorsun. Tamam hani sonuçta oluyor. Aynen bu şekilde tek tek de olsa bunları arkadaşlar böyle alıp alıp diamond nugget haline getirebiliyoruz. Diamond nugget'lardan arkadaşlar toplamda 9 tane yaptığımızda tahmin edebileceğiniz gibi bize bunları crafting table'a koyduğumuzda bir adet elmas veriyor. Gerçek, hakiki elmas. Yani bu demek oluyor ki kömürlerimizi presleyerek küçük küçük diamond nuggetlar elde ediyoruz. Daha sonra bu diamond nuggetlardan bir kocaman diamond elde ediyoruz. Sıra geldi CV'mize arkadaşlar. CV'nin de içine açtık ve CV'nin içine de şu su kovasını koyup e, search for gold dediğimizde bize bakın bir adet gold nugget veriyor. Yani bunun da mantığı şu. Suyun içinde e, altın arıyoruz. Yani suyu buraya koyuyoruz abi. Daha sonra içerisinde böyle bir elimizi daldırıp gold arıyoruz. Goldları da bu şekilde buluyoruz işte. Gold nugget olarak bizim elimize geliyor. Bunlardan da tabii ki Direkt gold olarak kullanabiliyoruz işte. Gold'a dönüştürüyoruz biriktirip. Ve bunun bir güzel tarafı da fark ettiyseniz kovamızı bize geri vermesi. Hani buraya koyduğumuz kova bize geri geliyor arkadaşlar. Hemen tekrar göstereyim bakın şöyle bir adet su dolu kovayı aldım. Buraya koydum. Buna tıkladığımda bana bunu verdiğinde buradaki... Şeyi tamamen yok etmiyor. Kovamı bana geri veriyor. Bu çok önemli. Burada hata yapmamış arkadaşımız. O yüzden kendisini tebrik ediyoruz tekrardan. Ve son olarak süper furnace'ına geçiyoruz. Süper Furnace arkadaşlar şöyle ön tarafına geçelim. Evet açalım. İçerisinde bakın böyle bir alan var. Bunun yakıtını arkadaşlar şöyle kömür olarak... Şu sol alta koyuyoruz. Daha sonra bunun üst kısmına normal fırınımıza koyarmışçasına iron ore'larımızı koyuyoruz. Ve arkadaşlar melting'e tıkladığımızda bakın bir tanesinden iki tane veriyor bize. Yani bir tane e, iron oru bize iki tane iron ingot'a çeviriyor. Aldım mesela elime şunu bir yapayım. Daha rahat görün arkadaşlar. Bakın şunu da bir yapayım hatta. Melting'e tıkladım bir tane kömürü aldı, bir tane cevheri aldı. Bana yerine iki tane iron verdi. Eğer ki ironlarınızı bu şekilde katlamak istiyorsanız bu süper furnace'ı yapabilirsiniz. Şimdi geldik olayın asıl kısmına. Bu gençler nasıl yapılıyor? Bunları nasıl yapacağız? İki tane blok iron harcıyoruz. Şöyle stone slab'lerimizi koyuyoruz. Şöyle arkadaşlar smooth stone'larımızı koyuyoruz alt tarafına. Üçer tane, üçer tane olmak üzere. Ve ortasına blast furnace koyduğumuzda bakın. O da zaten böyle yapılıyor. Minecraft'ın kendi içerisinde var biliyorsunuz. Yani Blast Furnace aslında biraz daha geliştirmiş gibi düşünün. Aynen Blast Furnace'ın süperleşmiş hali bu aslına bakarsak. Sieve nasıl yapılıyormuş bakalım arkadaşlar. Sieve'miz şöyle yapılıyormuş. İki tane hep iki demişim. E, dört tane bambu. iki tane şöyle herhangi bir tahta slab. Ve ortasına bir tane ağ koyuyoruz arkadaşlar. Ağımız da bakın böyle yapılıyor. Bu da modumuzla gelen bir şey tabii ki. Böyle ipleri dokuz tane koyduğumuzda craftingimize e, netimiz, yani ağımızı yapıyoruz. Filemizi yapıyoruz daha doğrusu. Bu file sayesinde de bu yapılışı yaptığımızda bize CV'mizi veriyor. Daha sonra CV'mizden işte altın elde edebiliyoruz suyun içerisinden. Ve son olarak geldik presser'ımız arkadaşlar. Presser'ımız bakın şöyle yapılıyor. İki tane diamond harcıyoruz. Bunun biraz e, pahalı bir yapılışı var. İki diamond, iki obsidian, iki tane kömür, bir tane de piston koyduğumuzda bize presser'ımızı veriyor. Presser'la da arkadaşlar ne yapıyorduk? Presser'la da Diamond ediyorduk. En önemlisi aslında bu bizim için. Arkadaşımızın modunu ben beğendim. Bunu kendi yapmış. Bunu kendi modellemiş. Bunu da kendi modellemiş. Tekstürlerini kendi yapmış. Helal olsun diyoruz kendisine ve... Son modumuza hızlıca geçiyoruz. Son modumuzu gönderen kişi Aras Aydınmış. Kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz. Fakat e, arasın modunda şöyle bir şey var gençler. Normalde kategori olmayınca eşyalarımız burada gözükür. Fakat Aras kardeşimiz şöyle yapmış. Oradaki e, eşyaları hiçbir yere eklememiş. Sadece şu var. Uzun inek eti Başka bir şey yok yani. Yani modu aslında bu kadar değil ama sadece bu gözüküyor burada. Neyse dert değil arkadaşlar açıklama kısmından gidelim. Bu mod Minecraft'taki çoğu yiyeceğin uzun hallerinin olmasını sağlar. Ha ekmek, tahta, kürek, havuç, et, elma. Ha ekmek, tahta, kürek, havuç, et, elma. Tamam. Et, elma, havuç Tahta kürek ekmek. Yemekler var fakat bir de tahta küreğinde uzunu var galiba. Evet. Hem yemek hem de araç gereç. Tamam deneyeceğim. Güzel moda benziyor. Mesela ekmekten başlayalım abi. Şimdi şuraya ekmek yazıyoruz. Normal klasik ekmeğimizden arkadaşlar 3 tane alıyoruz. Bir tane de elimize şöyle creatin table alalım. Şuraya koyalım. Şimdi bunun içerisine girip ekmeğimizi mesela şöyle dizdiğimizde bize bakın uzun baget gibi bir ekmek veriyor. Uzun ekmek veriyor. Bunu alıyoruz ve şöyle elimde görmüş olduğunuz gibi evet normal ekmeğe nazaran uzun ince bir ekmek kendisi. Ekşürü çok başarılı mı? Değil. Hani şöyle alttan üstten bakınca falan güzel de bak şöyle elimize aldığımızda o saydamlıkları görebiliyorsunuz. Tekstürü de biraz ufak hata var. Ama sonuçta bir ekmek olduğunu hissettiriyor arkadaşlar. Bunu yediğimizde bakalım efekt kazanıyoruz. Anam uçuyoruz la bunu yediğimizde. Anam 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 anam. Bir 15 saniye kadar falan levitation kazanıyoruz ve bizi bildiğin Havaları uçuruyor. Yippi. Yes. Tahta küreğimiz varmış ha. Şimdi tahta küreğimiz arkadaşlar şöyle 3 tane olarak elimize alalım. Sonra buraya gelelim. Bu tahta küreklerimizi şöyle 3 tane dizelim ve gerçekten de bize uzun kürek veriyor. Normalde 2,5 Uran küreğimiz şu an 4 vuruyor bak uzun olduğunda. Vay anasını alalım elimize bakalım. Gerçekten uzun mu? Evet, bayağı bir uzundur duruyor Hatta normaliyle şöyle bir e, kıyaslayalım. Bak şunu şöyle atalım normalinde. Şöyle atalım. Bakalım abi evet. Gerçekten normaline göre bir tık daha uzun. Sıra geldi havuçlarımız arkadaşlar. Havuçlarımızı şöyle koyuyoruz ve bakın havuçlarımızdan upuzun uzun bir havuç elde ettik. Bu güzel duruyor. Bakalım şöyle bir Evet bunun tek şurada güzel olmuş. Sanırım kendisi yapmış özellikle. Şöyle bir yerde de bakalım. Bak gördün mü? Upuzun havuç. <laughs> şöyle yanına bir tane daha havuç atalım. Bak gördün mü? Bu bizim normal havucumuz. Bu ise bizim uzun havucumuz. Bunu yediğimizde bize ne verecek bakalım arkadaşlar. Efekt verecek mi? Verdi tamam. Şimdi sıra geldi bizim şuradaki çiğ inek etimiz arkadaşlar. Bunlardan da şöyle 64 değil şöyle 3 tane alsam yeter. Bunu bakalım şuraya koyalım. Evet bu daha deminki. Ee, tek başına gözüken arkadaşımız vardı ya transportation kısmında o işte uzun ineketi aldık elimiz abi uzun inek etini. tamamdır şimdilik dursun çünkü ekstralar da var sanırım bununla ilgili ne kaldı geriye sadece elma kaldı arkadaşlar evet şuraya elmamızı şöyle 1 2 üç tane elmamızı aldık bu üç tane elmamızı arkadaşlar şöyle 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 koyduğumuzda vay koskocaman bir elma elde ediyoruz arkadaşlar alalım elimize şöyle bakalım bunu buraya atalım bunu da şuraya atalım bak görüyor musun bu eski elmamız bu ise yepyeni üçünü birleştirdiğimizde çıkan devasa elmamız. Bunu yediğimizde bize bir şey verecek mi bakalım evet. Her şey yediğimizde bir şey veriyor sanırım. Ha bunda da aynı insanı verdi tamam ama birinci seviyeden verdi. Bunda ikinci seviyeden veriyordu. Bunda birinci seviyeden verdi. Ve son olarak 3 tane ekstra özelliğimiz varmış gençler. Bir tanesi şuymuş. Tüm yiyecekler özellik veriyor ve kürekle bir buluğa sağ tıklayınca sürpriz oluyor. Anam bir dakika kürekle bir buluğa sağ tıkladığımızda sürpriz oluyor. Tıklayalım. Aha. Ha, direkt siliyor herhalde evet direkt siliyor. Hiçbir şekilde e, uğraşmadan direkt tak 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 yok ediyor yani. Yok edecek gibi bir şey olmuş bu. Vallahi işe yarar yani biliyor musunuz? Böyle baksana istediğin gibi alan açabiliyorum böyle. Game mode sıfırdayken düşsene bunu bir dakika. Game mode e, survival'a bir geçeyim şöyle. Game mode sıfırdayım bak gördün mü? Ona rağmen tık tık eğer ki kendinize sadece yer açmak için bunu kullanacaksanız mantıklı. Özellikle şeyden de gitmiyor bak kullanım süresi de gitmiyor. Böyle takır takır istediğiniz yerleri açabilirsiniz. Her şeyi yok edebilirsiniz bununla her şeyi. Katman kayasını bile siler arkadaşlar böyle söyleyeyim size. Ve bu uzun inek etimiz pişirilebiliyormuş arkadaşlar. Bakın böyle fırında pişirdik ve bu uzun bifteye dönüştü. Evet gerçekten de güzel oldu. Bunu yediğimizde efekt kazanıyoruz bakalım. Bunu yediğimizde bir efekt kazanmıyoruz. Evet, bu sadece sanırım doyuruyor. Ve son ekstramıza geldik arkadaşlar. Modumuzun da sanırım son özelliği demiş ki ekmeğin uzun halinden 3 tane yapıp yine çapraz şekilde acayip uzun ekmek elde ediliyor. Aa, yani şu ekmeğin uzun hali var mı? Şu an yok. Hemen yapalım tekrardan o zaman. Şöyle arkadaşlar ekmeklerimizden alalım elimize. Bunlardan şöyle uzun halinden 3 tane yapalım. Uzun ekmekten 3 tane yapıp şöyle koyuyormuşuz. Ve acayip uzun ekmek veriyormuş bize. Neredeyse gözükmüyor bile şeyde ha. Şurada gözükmüyor bile bak. Acayip uzun ekmeği elimize aldığımızda arkadaşlar bakalım nasıl duruyor. Evet şöyle bayağı bir uzun gerçekten de. Peki bunu yediğimizde bir şey verecek mi bize bakayım? Yediğimizde yemiyorum ki çok. Ya, oh yine uçuruyor beni. Fakat bu sefer... Çok büyük bir ekmek yediğim için arkadaşlar ağırlık da verdi bana. Yavaşlık verdi. Slowness 2 verdi hem de. Yani yine uçurmaya devam. Ama slowness da veriyor. Çünkü bu kadar ekmeği kim yerse gerçekten slowness çeker yani. Baksana abi. Kocaman ekmek. Bunun içinde tam 9 tane ekmek var biliyor musunuz? Bakın 9 ekmek bir tane ekmeğin içinde ya. 9 tane normal ekmek yani. Ve arkadaşımız modu güncelleyeceğini, hatalarını gidereceğini söylemiş. Bir de son olarak demiş ki izleyici kuralı 10.000 like demiş. Evet 10.000 like gelir mi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar gösterelim kendimizi. 10.000 like istiyoruz ama arkadaşımızın şerefine. Bugünkü modlarımız bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir ve modların indirme linkini unutmazsam tabii ki açıklama kısmında size vereceğim. Üçünün de indirme linkini Bulabilecekseniz hoşça kalın ve bay bay